Merhaba değerli dostlar. Ben Merve Karakaş. Bugün konu olarak bana uzak ama insan olarak bana çok yakın bir dostumla sohbet edeceğiz. Cemil Nizam Atilla. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş nasılsın? Bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Merve? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Konu olarak bana uzak dedim. Çünkü muhasebeciler, matematik, sayılar böyle benim dediğim bir konu. Ama sen hiç bizim bildiğimiz muhasebecilerden değilsin. Az sonra sohbetimizde de bunu konuşacağız zaten. Biraz kendini tanıtır mısın mesleğini? Teşekkür ederim. Öncelikle unutma ki herkes bir gün bir muhasebeciden geçecek. Tabii şimdi ben biraz da kendi kanalımda konuk gibi hissediyorum kendimi aslında. Evet. Senin moderatörlüğünde. Evet. Tabii sen daha profesyonelce yapıyorsun bu işi. Evet, öncelikle teşekkür ederim. İşin hikayesini kısaca anlatayım. Yani birkaç aydır biz sevgili Merve ile konuşuyoruz. Nasıl bir program yapsak diye. Onun da temposu çok yoğun. Benim de tempom çok yoğun. Bugüne kısmetmiş. Bugün de böyle bir program gerçekleştiriyoruz sayende. Çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Tabii şimdi ben de kendi stüdyomda konuklar ağırladığım için en çok konuklarım şu soruda zorlanıyor. Kendini biraz tanıtır mısın? Pekala. Cemil Nizam Atilla ismim. 5 çocuklu bir ailenin en küçük ferdiyim. İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi İstanbul'da gerçekleştirdim. Üniversite hayatımda işletme ve iktisat bölümlerini bitirdim. Bunları bitirdikten sonra mali müşerlik sınavlarına girdim. Burada da başarılı olduktan sonra mali müşerlik belgesini aldım. 28 yıldır bu mesleği yapıyorum. İstanbul Kadıköy'de bağımsız bir ofisim var. Aynı zamanda bağımsız denetçilik belgesini de aldım. Burada yıllardır müşterimize danışmanlık, muhasebe işlerini yürütüyoruz. Bu şekilde kendimi tanımlayabilirim. Artı tabii sivil toplum kuruluşlarında çok fazla görevlerde bulundum. Mali müşerilerde ilçede yöneticilik ve başkanlık görevlerini yaptım. Aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum örgütünde de yöneticilik ve başkanlıklarda bulundum. Hala da komite başkanlıklarım devam ediyor ki senin de aynı durumda başkanlıkların var. Aynı sivil toplum kuruluşunda hizmetler etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde tanımlayabilirim kısaca kendimi. Ve artı harika bir babasın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ve en önemlisi de bugün bizim burada bu sohbeti yapmamıza neden olan senin mesleğin. Cemil bir mali müşavir, muhasebeci, sayılarla arası iyi olan bir kişi ama onu biz YouTube'daki şahane videolarıyla, meslektaşlarıyla yaptığı şahane videolarıyla tanıyoruz. Beni de bu yayını yapmaya, seninle bu yayını yapmaya iten buydu. Sen muhasebecisin ya, yayın nedir dedim ve ben de senin bir takipçinim bu arada. Dedim ki madem 100 tane video çekmişsin, 101. de gel sen konuk ol, herkes seni tanısın, kimmiş bu şahane adam. Bu duyguya seni iten nedir? Yani sen bir muhasebecisin arkadaşım, sen niye ekrandasın? Haddini bil efendi falan gibi hissettim yani. Evet yani. Ya şimdi muhasebeciyiz de bir insanız. Beşeri ilişkileri olan insanlarız. Yani bir doktorun resim yaptığını şaşırmıyoruz da bir mimarın başka bir sanat dalıyla uğraştığını şaşırmıyoruz da bir muhasebecinin bir video çekmesini neden şaşırıyor? Siz hala şey mi zannediyorsunuz? Muhasebeci kolluklu falan böyle. Böyle çökmüş falan bitkin, baygın insanlar topluluğu mu zannediyorsunuz? Evet. Çok yanılıyorsunuz. Onlar çok çok eskidendi. Şimdiki mali müşavirler genç, dinamik, kendini geliştiren, entelektüel bilgi birikimi yüksek olan insanlar topluluğudur. Bu işi yapmak için gerçekten bu beşeri ilişkiler, bu bilgi birikimleri, kültür zenginliği olması gereken insanlardı. Sadece sınava girdim, kazandım değil. Bu işlere nasıl ben soyundum tabii ki? İşte az önce bahsettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarında kürsülerde çok konuşmalar yapıyorduk. Uzunca konuştuğum için de çok da eleştiri aldığım günler de oldu açıkçası. Ta ki pandemi bizi durdurdu. Pandemi süreci geldiğinde baktık ki konuşacak bir mecra yok. Dedim ki neden kendi kanalımı kurmayayım? İşte mesleki bilgi birikimlerimi paylaştığım birkaç videoyla başladım. Start aldım yaklaşık 2 yıl önce. Dedim ki bazı konuklar da ağırlayayım falan. İşte meslekle alakalı kişileri almaya başladım. Hem meslektaşlarımı, eşimi, dostumu almaya başladım. Ondan sonra baktım ki bu işi sevdim. Daha da geliştirdim kendimi işte. İçerik üretmeye başladım.
Konuları da uzman kişileri ağırladım. Sadece meslek camiasından değil, mesleğin dışındaki kişisel gelişim olsun, işte başka mesleklerden olan eşim, dostum, arkadaşlarım olsun, sağ olsun kırmadılar. O günden bugüne 100 videoya ulaştık. Şu anda 101. videonun çekimini sevgili Merve ile yapıyoruz. Yani. Bu şekilde başladım, yani start aldım diyebilirim. Aynen. Evet, çok da başarılısın. Ben de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir arkadaşın, dostun olarak da ayrıca bu sektörde çalışan biri olarak da. Şimdi senin ofisine geldiğimizde kapıdaki tabeladan başlayarak buranın bir mali müşavir, bir muhasebeci ofisi olduğunu düşünüyorsun. Fakat kapıdan içeriye girdiğinde bir kişi çok ciddi bir stüdyo ile karşılaşıyor. Çok güzel bir altyapı, kameralar, ses sistemleri, gerçekten perde. Olağanüstü. Bu aşamaya nasıl geldin? Kolay olmasa gerek. Vallahi evet, dışarıdan bir muhasebe ofisi gibi gözükse de içeri girdiğinde bir stüdyoyu andırıyor. Ama o bir anda toparlanıp yine ofise dönüyor. Bir anda evet. Bir çekim sırasında tekrar tripodlar, ışıklar, ses sistemleri, kamera tripodları falan devreye girerek bir hızlı bir şekilde stüdyoya dönüşüyor. Gerçekten çok ağır bir iş aslında, zor bir iş. Onları topla, katla, bu iş yoğunluğunda falan böyle, ama işte sevmezseniz yapamazsınız evet. Yani Merve. Evet. Severek yaptığım bir iş. Bunları nasıl yaptım? Önce işte cep telefonumla çekmeye başladım. Sonra baktım tek açı olmuyor. Webcam'lerle biraz ilerledim falan. Baktım o da kurtarmadı. İşte bir iki kamera daha aldım. Ondan sonra alabilirsin. Sonra çekim sırasında olabilir böyle şeyler. Tabii ben kabalığı benim eğilip almam lazım. Onu keseriz. İşte muhasebeci. Ya da kesmeyiz, bilmiyorum. İşte severek yapmak lazım. Dediğim gibi işte pandemi bizi durdurdu. Kendi mecramızda yayın yapmaya başladık. O günden bugüne de 2 yıldır severek, keyifli bir şekilde yapıyorum yani. Hı hı, harika. Çok güzel. Biz de keyifli bir şekilde seni izliyoruz. Sevgili Cemil. Konu içeriklerinden bahsettik. Şimdi konuk ağırlamak eyvallah, onu herkes yapıyor da sen bu işi abarttın, belgesel çektin. O yüzden zaten hani beni aslında şaşırtan ve bu noktaya getiren konu içeriği belgeseldi. Biraz bahsedelim mi? Ya evet, şimdi benim dediğim gibi önce mesleki programlarla, ben söyleşilerle başladım. Sonra vloglar da çektim. Gezi vloglarım da var. 100.000'e yaklaşan videolarım da var. Sonra belgeseller ilgimi çekmeye başladı. Belgesel izlemeyi zaten çok severdim ezelden beri. Bilgilendirici belgeseller çekmeye çalışıyorum. Ama yine kafalar karışık. Herkes diyor ki yani sen bir konuda odaklan, oradan ilerle diyorlar. Şimdi benim videolarımda beyanname düzenli bir program nasıl çalışır da var. Evet. Bir nükleer santral nasıl çalışır da var. Evet. Kafalar biraz karışık. Belgeseller birkaç ayımı alıyor. En az 3-4 ayımı alıyor. Birkaç belgeselim var. Doğru bir bilgi olması için çok çalışıyorum, çok araştırıyorum. Özellikle de emperyalist güçlere karşı yapılan savaşlara ilişkin videolar çektiğimi farkında olmadan fark ettim. Şimdi yine buna benzer bir video üzerinde çalışıyorum. Onunla ilgili daha geniş röportajlar eklemeyi, daha resmi belgelerle desteklemeyi düşünüyorum. Belgeselleri de çok seviyorum. Dediğim gibi kafalar biraz karışık. Vlog da var benim videolarımda. Söyleşiler de var. Muhasebe mesleği de var. Kişisel gelişim uzmanları da var. Her şey var yani. Kendim kısıtlamayı sevmiyorum yani. Bu şekilde açıklayabilirim. Yayınların senin çocukların gibi. Özellikle seni en çok etkileyen ve unutamadığın bir yayın var mı? Evet, Tunceli Muzdur vlogumu çok seviyorum. Orada dronlar falan da kullanmıştık. Artı diğer belgesellerimi ben beğeniyorum yani. Bir Gandhi belgeselim var, Küba belgeselim var, Çernobil belgeselim var. Şimdi bunlara yeni bir belgesel daha gelecek. Bir tarihten bugüne, kronolojik takvimden bugüne getirmeyi seviyorum. Neler yaşandı, objektif bir şekilde izah etmeye çalışıyorum. Evet, dediğim gibi hepsi benim çocuklarım. Ama sevdiğim, daha fazla sevdiğim çocuklarım var arasında, doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi belgesel tabii ki birazcık da riskli işler bunlar. Çekimler de öyle. Başına kötü bir şey geldi mi? Gelmedi ama bir eleştiri almıştım. Küba halkına cahil dediğim için bir şey aldım, eleştiri almıştım.
zamanda yani okuma yazma oranı son derece düşüktü ama tabii eleştirileri çok önemsiyorum. Övgü, evet. Övgüler çok vardır. Fake övgü de vardır ama eleştirileri çok organik ve gerekli görüyorum. Eleştiriler çok önemli. Olumlu yapıcı eleştiriler tabii ki. Muhasebecilikten çok uzaklaşmadan yine devam etmek istiyorum. Senin bu meslek dalında da başarıların var. Yaptığın güzel işler var dernekte de. Biraz bunlardan da bahseder misin? Kendi kimliğinle, muhasebeci kimliğinle. Muhasebeci kimliğimizi tabii yönetimdeki arkadaşlarımızın takdiriyle tabii bir şeyler yapmaya çalıştık. Yöneticilik ve başkanlık şapkamızla. Konunun uzmanlarıyla ilgili toplantılar yaptık, seminerler yaptık, kişisel gelişim eğitimleri düzenledik orada da. Ben zaten evvelden beri de kendim sunumlar hazırlıyordum. Yani görsellerle müziği birleştirip sunumlar yapmayı seviyordum zaten. Onları yıllar önce de yapıyordum. Baktım buna yatkınlığım var, yeteneğim var diyemem, öyle iddialı konuşamam. Son derece amatör ruhla yapıyorum bu işi tabii ki. Ama yatkınlığım var, severek yaptığımı da düşünüyorum. Gene mesleğe dönecek olursak orada da bazı katma değerler sunmaya çalıştık işte arkadaşlarımıza. İşte sunumlar hazırladık. Dediğim gibi vergi dersi müdürleri geldi, SGK müdürleri geldi. Konuyla ilgili söyleşiler yaptık, toplantılar düzenledik. Ama yorucu gerçekten. Aynı zamanda benim diğer uluslararası sivil toplum kuruluşunda da yine bir başkanlığım daha vardı. Artık oturacak yer bulamıyordum yani. Yoğun tempo. Ondan sonra bir konuşma alışkanlık haline gelince tabii ta ki pandemi gelene kadar, pandemi bize o freni koydu yani. Ondan sonra da konuşma alanı bulamadık. Burada hür, özgür bir şekilde konuşuyoruz. Zaten gene kamu yararına yayınlar evet. yaptığımı düşünüyorum, bilgilendirme evet. yayınları yaptığımı düşünüyorum. Dediğim gibi sadece meslekle bağlantılı kalmadım. Yayınlarımda. Bak sen gene meslekten ilerliyorsun. Ben yayınlara, videolara dönmeye evet, çalışıyorum gene evet, aslında. Evet, farkındayım. Yani ikisini de dengeli bir şekilde evet. götürmeye çalışıyorum. İkisi de çok yoğun tempomu oluyor. Ama bir yerde bir şeyi kaçmanız lazım ya. Yani kesinlikle. Hangi işi yapıyorsanız yapın, İstanbul'da yaşamak zaten başlı başına bir stres. Herkesin bir uğraşısı olması lazım. Kimisi resim yapar, kimisi şiir yazar, kimisi şarkı söyler. Kimisi video çeker benim gibi, kimisi işte yürüyüş yapar falan. Yani o kaçmak lazım. O benim için bir terapi bu videoları editlemek, uğraşmak. Evet. Biliyorsun saatlerce. Yani bir videonun, 15 dakikalık bir videonun editlemesi, yayına hazır hale gelmesi birkaç gün sürebiliyor. Evet. Yani basit gibi gözüküyor ama değil gerçekten. Evet, gerçekten. Bir defa ben de bunu deneyimlemiştim seninle beraber. Oldukça ciddi vaktimizi aldı. 15 aldı. Dakikalık bir video. Evet. Peki, 100 konuk ağırladın. Mesleki içerikleri seçerken, konukları seçerken nelere dikkat ediyorsun? Konunun uzmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Konuklar ağırlarken, tabii biz oda başkanlarından, ticaret odalarından, yöneticilerinden, ilçe başkanlarından, ilçe yöneticilerinden seçmeye çalıştım. Her birisi de son derece birbirinden değerli arkadaşlarım, dostlarım. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Bir sohbet ettik. Yani böyle bir soru cevap değil de aynen senin yaptığımız gibi. Çünkü hepsi benim dostum, arkadaşım, hem konuğum. Dedim ki bu sohbetleri neden kayda almıyoruz? Yani hem bilgilendirici videolar, hem mesleki açıdan, hem kişisel gelişim açısından kamu yararına yayınlar yaptığımı düşünüyorum. Yani bilmiyorum, severek yapıyorum ya. Hayalinde almak istediğin bir konuk var mı? Ya ben daha 3-5 videom varken Kaan Sekman'a gittim. Dedim ki benim böyle bir kanalım var. Ha bir inceleyeyim, bir gönder falan yaptı bana böyle. Bir gönderdim ama ışık kötü, ses kötü, kayıt kalitesi düşük falan böyle gibi bir şeydi. Bir daha da dönüş olmadı. Çünkü onun hikayesi benzer. O da beyaz yakadan evet. gelme. Bu şov dünyasına girmiş. Benim böyle bir kaygım yok. Ben beyaz yakamdan memnunum. Hatta şu an yakasızım falan böyle. Free'yim yani. İnsanın yakalarla da sınıflandırmaya da karşıyım. Beyaz yakalılar, gri yakalılar, mavi yakalılar. Yakasız da olabiliriz yani. Beyaz yakalılar da her işi yapabilir. Mavi yakalılar da her işi yapabilir. Onu ağlamak istedim. Kaan Sekman'ı ağlamak istedim ama gelmedi. Ama onu da birisi keşfetti. Bilmiyorum yani. Ağlamak isterdim. Hala da
Duyarsa buradan belki. Sesleniyoruz buradan efendim Kaan Bey'e. Seslenmiş olayım. Garanti veriyorum çok eğlenceli bir program olabilir yani. Evet. Harika. Meslektaşların seni kıskanıyor mu? Bu tehlikeli bir soru. Bilmiyorum, kıskanan vardır, seven vardır, sevmeyen vardır. Bilemem yani. Bilemem. Kıskanacak bir insan mıyım? Yani bence evet, çok kolay bir şey değil 100 video çekmek, böyle bir altyapı oluşturmak. Ayrıca hani muhasebecilik mesleği zaten özelinde oldukça sıkıntılı bir meslek. Yani sayılar var, müşterilerin çok önemli bir noktası aslında, kalbi gibi hesaplar. Evet. Şöyle söyleyeyim Merve, ben sana, biz Türk toplumu olarak biraz da birbirimizi eleştiren insanlarız. Çok sevdiğim bir abimin lafı var. Bir adım öne çıkarsan lider olursun, iki adım öne çıkarsan hedef olursun. Birkaç adım öne çıkmış olabiliriz, hedef haline gelmiş olabiliriz. Bilmiyorum yani. Tehlikeli bir soru. Pas etme şeyin var mı? Var. Pas geçme şansın var mı? Var, anlaşıldı zaten. Peki yani. Verdiğin cevapta. Olabilir, bilemem tabii, insanın iç dünyasını bilemezsin. Yüzüne güler insan, arkandan senin kuyunu kazıyor da olabilir. Böyle evet. İnsana çok uzanması da değil maalesef. Evet. Bu meşakkatli bir iş dedik. Bu mesleği yapmak isteyenler, şimdi pandemiden sonra çok popüler olan işler, YouTube'lar, bu videolar, çekimler. Mesleği yapmak isteyen gençler olabilir. Bu yolculuğun başında olanlar olabilir. Bir tavsiyen var mı? Mali müşerlik için mi, YouTube için? Önce YouTube için. Önce YouTube için. Size şöyle söyleyeyim. Şimdi video çekip yayınlamak çok kolay, basit bir iş ama mühim olan içeriğinizin ne kadar kaliteli olduğuyla alakalı bir şey bence. Hatta şöyle saçma bir şey de var Merve. Yani adam makarna yiyor, döküyor, saçı yiyor. Mesela 1 milyon izliyor. Ben Derya Deniz bilgi paylaşıyorum mesela. Evet. Daha az izleniyor. Çok yani haklısın. Milyon izlenmiyor ama daha az izleniyor. Çok haklısın. Dolayısıyla yani kaliteli içerik üretin demiş olayım gene. Ben bir büyükler olarak çok böyle büyük perdenin laflar söylemiyorum ama bugün 10 yaşındaki çocuk benden daha kaliteli video çekebilir yani. Böyle bir iddiam evet. Da yok ama kötünün de reytingi var maalesef. Yanlış bilginin evet. De reytingi var. Sosyal medyada çok bilgi var. Sosyal medyadaki her bilgi doğru değil. Hatta çoğu bilgi doğru değil diyebilirim. Mümkün mertebe doğru bilgilerle çok araştırarak videolar yayınlamanızı öneririm. Her ne çekiyorsanız, yemek programı yapıyorsunuz, makarna mı yiyorsunuz, makarnanın öyle yenilmeyeceğini, en azından döke saça yenilmeyeceğini, daha makarna yemenin adabını, kaşığa mı sarıp yenir, nasıl yenir gibi her şeyin daha doğrusunu yapmalarını öneririm. Genel toplum kurallarımıza uyan, ahlaki ve etik kurallarımıza uyan çerçevede yayınlar yapmasını arzu ederim tabii ama sosyal medyada o kadar bilgi kirliliği evet. Var ki yani çok daha kötü videolar, çok daha iyi reyting alabiliyor. Aynı şeyi mali müşerriler için soracak lütfen, olursan, evet. Mali müşerrilikte de yine ahkam kesmeyeyim ama 28 yıllık bir tecrübemiz var tabii ki de. Kendini orada da çok geliştirmeleri lazım. Sürekli okumaları lazım. Ben hep şunu iddia ederim. Bir tıp fakültesi doktoru ne kadar okuyorsa biz ondan daha fazla okumamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü evet, tıpta da çok yenilikler var ama inanın bizim akşamdan sabaha tüm mevzuat değişebiliyor. Oranlar değişiyor, vergi oranları değişiyor, her şey değişiyor. Dolayısıyla kendimizi çok sık geliştirmemiz lazım. Kılığımıza ve kıyafetimize çok dikkat etmemiz lazım. Hijyenik temizliğimize çok dikkat etmemiz lazım. Ve beşeri ilişkiler de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başarının yarısı da beşeri ilişkilerdendir. Kesinlikle. Beşeri ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. O bilgi birikimlerimizi, müşavirlik dediğimiz şey danışmanlıktır zaten. Ben şöyle yapıyorum müşterilerime. Sohbet ortamında kahvemizi içerken sohbet ortamında o müşavirlik bilgilerimi paylaşıyorum kendileriyle. Yoksa böyle yeke yeke otur ben sana müşavirlik yapayım, kanun şu oldu bu oldu, resmi gazeteye direkt göndermiyoruz. Onları yorumlayarak her firmaya uygun kıyafete, uygun hale getirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yere geldim diyemem, demiyorum çünkü hala kendimizi geliştiriyoruz. Başarı bir süreçtir, bir evet. Son durak değildir. Evet. Başarılıyım, başarısızım diyemiyorum. İşte hayat başarılarla dolu, başarısızlıklarla dolu. Başarısızlıklar olmazsa deneyim. Başarılar gelmez. Deneyimler, evet, tecrübeler. Gibi yorumlayabilirim yani evet. Bu şekilde yorumlayabilirim.
bir yayın yaptığında, bir video çektiğinde ailenin buna tepkisi nedir? Mesela hani anne babalar çok böyle heyecanlanırlar çocuklarını ekranda gördüklerinde, kardeşler. Yani hani çocuğun için aynı fikirde olamayacağım çünkü yeni nesil bizi beğenmiyor. En azından benim oğlum izlemiyor benim çektiklerimi, programlarımı izlemiyor. Hiç izlememiştir. Benim de 4 senedir sayısız yayınım var. Senin çevrenin bu konudaki tepkisi nedir? Şöyle söyleyeyim, ben buna teknik bir cevap vereyim. YouTube'da algoritmalar var. Hangi ülkede ne kadar izleniyorsun, hangi cinsiyet seni daha çok izliyor gibi şey var. Evet. %97,5 abone olmayanlar beni izliyor. %2,5 abone olanlar izliyor. Buna aile, akrabalar da dahil. Lütfen abone olun. Cemil Nizam Atilla kanalına lütfen YouTube'da abone olun. Ama abone olmayanlar daha çok izliyor. Bu bir ironidir yani aslında. Evet. %97,5 abone olmayan beni izliyor. %2,5 abonelerim izliyor. Ki benim kızım da beni izlemeyenler arasında, onu biliyorum. Evet, yani. Kesin. Çok konusu için bir şey diyemiyorum. Like atmayı unutmuyoruz lütfen. İzlemeyi unutmuyoruz. Burada bir emek var. Her yapımcı için, her programcı için, her sunucu için bu çok kıymetli. Lütfen eleştirilmek de güzel ama takdir edilmek de bizi onore eden ve bu süreci yürütmemizi sağlayan, bize enerji veren bir duygu. Takdire de ihtiyaç var. Evet. Bu yolculukta. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Evet, takip etmeyi unutmayınız. Evet, harika bir sohbet. Teşekkür ediyorum. Beni kırmadığın için, kendi kanalında benim konuğum olduğun için. Gerçekten çok kıymetliydi. Bunu çok arzu etmiştim. Bir mali müşavirin bu kadar azimle, bu kadar güzel yayınlar yapıyor olması, böyle bir emek veriyor olması, sessiz kalamazdım ve bunu mutlaka duyurmalıydık. O yüzden biz bu yayını yapıyoruz seninle. Eklemek istediğin bir şey var mı bu yolculukta, süreçte? Ben çok teşekkür ederim Merve. Yani evet, bunu birkaç ay önce teklif etmiştin bana. Kendi kanalımda konuk olmak, şeyin bu tarafında, moderatörün diğer tarafında. Oradan kazık sorular bana gelecek. İşte en kazık da kendini tanıt sorusuydu zaten. Evet. Ben şimdi konuğum geliyor, hadi kendini tanıt bakalım falan diyorum. Ha falan yapın olsun, hadi anlat. Şimdi insan kıvranır kendini anlatırken. Evet. İşte şurada okudum, burada şunu yaptım, bunu başardım demek de güzel değil, bilmiyorum yani. Zorlandığım bir soruydu. Değişik bir tecrübe oldu. Belki devamını da yaparız. Kesinlikle. Beğenirlerse, takip ederlerse evet, yaparız. Neden umarım, olmasın? Umarım beğenirler demiş olayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine kapanış anısını sana bırakmış olayım. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum kırmadığın için tekrar. Evet efendim. Bugün Cemil Nizam Atilla, mali müşavir, aynı zamanda program yapımcısı. Harika bir baba, iyi bir dost, arkadaş benim için. Kendisiyle sohbet ettik. Ben Merve Karakaş. Dinlediğiniz, izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.